Merhaba sevgili arkadaşlar, Alper ben. The Contract serisinin ikinci videosuna hoş geldiniz. Yine tekrar GTA Online'la karşınızdayım. Bu videoda yavaş yavaş görevleri tanıyacağız. Neler yapabileceğimize bakacağız. Şimdi görevler demişken arkadaşlar, öncelikle görevleri başlatabilmeniz için şu ekranı açmanız gerekiyor. İşte benim de tam gıcık olduğum yer burasıydı. Hani demiştim ya size ilk videoda, Rockstar beni biraz sinirlendirdi diye. İşte bu koltuğa oturtmuyordu. Bu koltuğa oturtup bunu açtırabilmek için illaki public server diye dayatıyordum. Ben de çok affınıza sınıyorum. Ha siktir lan oradan dedim. Video çekmekten vazgeçtim. Akabinde 2-3 gün sonrasında da bu inadını kırdı. E tabi oyunculardan yoğun tepki aldım. O yüzden şimdi neyse, nereden video çekmek aklına esti derseniz de onu da takipçilerimden Deniz kardeşim gazıma girdi, özlemişim videolarını abi falan dedi. E oradan biraz gaza geldim sevgili arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeden görevlerimize başlayalım. Şimdi Security Contract ve VIP Contract diye iki farklı görev dizilimi var, dağılımı var. Ben bu videomda Security Contracts'a değineceğim. Mesela neler var? Vehicle Recovery var. Bu 134 ödemesi varmış. İyiymiş. Liquidize Assets. Asset Protection. Biz şu çok para kazandıran üzerinden gidelim isterseniz. Accept Contract dediğimizde bize ajanstan dışarı çık diyor. Şimdi vehicle recovery, araç çalıp kaçırdığımız bir görev. Bu arada araç demişken arkadaşlar, bir önceki videoda mekanın tamamını göstermeyi unuttuğum için kısaca bir de garajıma değineyim. Evet, burası garaj oluyor arkadaşlar. Franklin'in yeni arabasını görüyorsunuz. Franklin'e para yaradı. Bu görmüş olduğunuz agency, yani ajansın kendine özel arabası. Bunu istediğin zaman çağırabiliyorsun. Çağırabiliyorsunuz tabii ki. Çoğu konuşalım. Bunlar da bana ait oyuncaklar sevgili arkadaşlar. Peki, bu güncellemeyle sen hangisini aldın abi diyeceksiniz. Arkadaşlar ben size şöyle göstererek başlayayım. Öncelikle aldığım şuydu. Franklin'in arabası Buffalo. Onu tabi yeşil yaptım. Ardından Doktor Dre'nin arabasını aldım. Şu görmüş olduğunuzu. Tabi onu da zırhlandırabiliyoruz. Burada yanlara dikkat edin. Zırhları var. Yok bunlar değil. Şu. Bir de şu an için bunu aldım. Ama yandan benim şeyim sökmüş. Bana mı öyle geldi? Oyun mu buglanmış? Onu anlamadım. Neyse, bunu bir alalım. Yo, sökülmemiş yanlar. Bana öyle gelmiş herhalde. Camlardaki zırhlar sökülmüş zannettim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi. So from what I hear, the Ellis car meet is a cool ass spot. But you gotta be careful walking in there looking like a buster. Flash your keys like some rich fuck just trying to show off his last bonus. Then you're gonna get the wrong kind of attention. Shit, how do I know? Because that rich fuck is our latest client. Got his brand new supercar jacked just 2 minutes after he got it. Look, Imani's tracking is to some garage in Davis. Belongs to the ballers. So I wouldn't go down there packing light, you feel me? Just pick up the car and bring it back to the client. Hadi Franklin. Evet. Go to Davis. Davis'e gideceğiz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, şu anda mekana vardık. Buradan içeri gireceğiz ama açılırsa tabi burası. Elimize güzel bir silah alalım. Şuradan içeri dangırt diye girelim. Şuraya sinelim. Şu dürzülere birer birer indirelim. Evet.
şöyle mi yapsak acaba? Evet, burada iptal. Yo, iptal değilmiş. Niye iptal oldu zannediyorum? Şöyle sağa sola oynayamıyor. Hareketi de gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda bu garajdan bir araba çalacağız. Ama çalacağımız araba, evet, görmüş olduğunuz şu camı hafif zarar görmüş kırmızılı araba. Ama tabi bunu alabilmemiz için şurayı açmamız gerekiyor. Bas bakayım. İçeriye adamlar girecek diye tahmin ediyorum. Yani bu görev bu kadar kolay değil. Hayret, girmediler. Buradan çıkamıyoruz. Şöyle yapalım. Ve buradan kaçalım. Evet arkadaşlar, şanslıyız. İçeride ikinci bir rush yemedik ama peşimizde bu dürcüler. Bu arada bu araç başlangıçta, yani ilk bu DLC çıktığında unreleased, yani sunulmamış araçtı. Şu an sunulmuş araçlar kategorisinde. Ben aldım. Çok da güzel. Gördüğünüz gibi yolda kaya kaya gidiyor resmen. Arkamdan dürcüler ateşi de geliyor. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi bu görevi böyle bitirmiş olduk. Şansıma kolay görev geldi. Bunun motosiklet kaçırması biraz daha zordu. Havaalanına falan yönlendiriyordum. Franklin dürüstü de sigarasını içiyor. Bok içesice. Evet arkadaşlar, görevimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Anything I can do for you, boss? Görevimiz bitti arkadaşlar. Bayağı para verdim. İçeriye tekrar girelim. Bu arada niye girdin, niye çıktın diyeceksiniz. Emin olun hiçbir fikrim yok. Everything okay? I'll be here. Görevlerle ilgili bir şey göstermek istiyorum size. Şimdi biz bir görevi bitirdik gördüğünüz gibi. 'Enter'ımıza basıyoruz. Karakterimiz girişini yapıyor. Security contract, ama gördüğünüz gibi kısa bir süre beklememiz gerektiğini belirten sol tarafta bir uyarı var. Yani hemen ha dediğimiz yerde görev başlatamıyoruz. Bu da DLC'nin kötü bir yanı olmuş. Mecburen ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Kısa bir süre bekleyeceğiz. Aslında kısa dediğime bakmayın. İnsanı biraz bunaltacak kadar bekletiyor. Bence Rockstar'ın acilen olaya bir çözüm bulması lazım. Böyle mi otursam? Yok. Sarmadı. Buradan bir kalkayım. En iyisi kendi mekanıma oturayım. Franklin'le yüz göz olmayalım. Evet, galiba süresi gelmiştir arkadaşlar. Bir bakalım. Bu arada listede görmüş olduğunuz görevler sürekli değişebiliyor. Sabit değil, bilginiz olsun.
Bir çıkan bazen bir kez daha çıkabiliyor ya da çıktıktan sonraki ilk dizilimin tam tersi farklı görevler gelebiliyor. Mesela neler varmış bir bakalım. Rescue Operation diyor. Kurtarma operasyonu yapalım arkadaşlar. Bu görevde de bunu deneyelim. Everything okay? Garaj değil ya, direktman çık, dışarıdan çağırırım arabayı. Hatta şuradan araba çağırayım. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Ne çağırsam? Yok ya, kurmaya gerek yok. I'll get there as soon as I can. Okay, I got stuff to do. Alright, look, we both know some shit about being in the wrong place at the wrong time. And so does today's client. He's supposed to be in witness protection after he busted his boardroom buddies with their hands in everybody else's cookie jar. But I guess somebody talked. His convoy just got ambushed somewhere near the La Puerta scrapyard. Rescue his ass and we get fucking paid. Evet. Deluxe'umuza gidelim. Uçmayı özlemişim valla. Seviyorum bu arabayı. Görüyorsunuz kırmızı dumanı. Burayı bir tarayacağız. Oo, bizi tarıyorlar. Şurada bir yere indirmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet. Buradan geçebilir miyim? Geçemem. Ama adamlarla çatışabilirim en azından. Dedim bakayım, gidecek çorozlarız size. Evet. Gel dayı. Gel 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 gel. Atla bakayım. O ne oluyor şimdi? Oradan girmek varken buradan giriyorsun. Bir saniye. Gel dayı, gel dayı, gel dayı, hadi. Adam kararsız kaldı. Gördüğünüz gibi silahı indirsem mi, kaldırsam mı karar veremiyor. Neyse, biz uçalım arkadaşlar. Kaybolundan üzüler size. Bye. Gel dayı gel. Evet arkadaşlar, görevi de böylece bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, muhtemelen görev süresi dolmuştur. Yeni görev için gidelim. Bu arada Franklin'in odasındayım. Franklin bu saatlerde burada olduğuna göre
karıdan ayar yemiştir muhtemelen. Karıda git başka yerde yat falan demiştir. Tabii işin şakası. İşte arkadaşlar çapı görüyorsunuz. Şöyle first person alıyorum. Bak yanına yanaştığınızda hemen kalkıyor. Gördüğünüz gibi sevebiliyorsunuz. Aslanım oğlum benim be. Bakın RP aldım gördüğünüz gibi. Ah, aslan oğlum benim. I laugh in your fucking face. Evet, neyse biz zaman kaybetmeyelim. Bir son görev daha yapalım. Bu da üçüncü görevimiz olsun. Security contract diyelim. Vehicle yaptık, rescue yaptık. Asset protection, koruma görevi. Evet. Anything I can do for you, boss? Bu görevde isminden anladığınız gibi bir koruma görevi olacak. Mekanikten bir araba çağırayım. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Neyi çağırayım? Weaponized It's on the way. Pump olsun ya. Man, when is Natural Celestia gonna take out these motherfucking bikers? We got a new client today, one of the state's biggest tobacco and booze importers. The lost MC's been wrecking her shipments over at the post-op loading bay. And the cops ain't gonna do shit. And she's terrified that it's gonna keep happening again. I told her that it won't, cause you'll be there, right? Evet arkadaşlar. Şimdi bikers bir şeyler söyledi, duydunuz. Yine Lost'la biraz mücadele edeceğiz. Evet arkadaşlar görev yerine vardık sayılır. Gördüğünüz gibi bir kargomuz patladı kaldı geriye 8. Burada şu Sekrosör yetkililerine yardımcı olacağız. Savunacağız arkadaşlar burayı. Tabi şu haritada gördüğünüz maviler Sekrosorun görevlileri oluyor. Onlar da iyi çatışıyorlar. Bakmayın bizim burayı tuttuğumuza. Sadece onların boşunu koruyoruz gibi bir şey. Ve şu anda geri sayım var görüyorsunuz sağ alt taraftan. 6 dakika yardımcı olacağız bunlara. Yedi tane kaldı. Kadar dediğime bakmayın arkadaşlar. Her halükarda iç horozlarını def ederiz. Dayı ne içten fakir dedin öyle sen ya.
ileri sayımın da bitmedi gitti arkadaş ya. Bilmem ki abi senin adın ne. Düşünün babası. Neyse onu öldürdüler. Gelirsiniz işte. Enkazlar beni tutuyor herhalde Allah'tan. Evet. Az kaldı arkadaşlar. Az daha tutarsak. Galiba bir kasa daha gidici yanıyor. İyi, gitmedi güzel. Ah be, nazar edildik. Neyse. İşte bu sevgili arkadaşlar. Bitirmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, bu görevimizi de böylece bitirmiş olalım. Ve videomuzu da burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.